bu filmde size bir Range Rover L322 model aracın önak havalı süspansiyon modülünün nasıl değiştirileceğini göstereceğiz. Lütfen talimatlarda gösterilen şekilde tam olarak uyun. Değiştirme sırasında kontak kapalı olmalıdır. Havalı süspansiyon modülü üzerinde çalışmaya başlamadan önce kontak anahtarını çıkarın. Havalı süspansiyon modülünü değiştirmek için araç üreticisi tarafından sağlanan aletlere ve uygun donanıma ihtiyacınız vardır. Önce süspansiyonu ambalajından çıkarın. Ekteki montaj talimatlarını dikkatle okuyun. Bir Range Rover L322 model aracın havalı süspansiyon sistemi üzerinde çalışmak uygun bir arıza teşhis cihazı gerektirir. Havalı süspansiyon modüllerini boşaltmaya ve doldurmaya imkan tanıyan bir arıza teşhis cihazını OBD aracılığıyla araca bağlayın. Eski parçaları sökmeden önce aracın tekerlek poyrası merkezinden çamurluk alt dışına kadar olan yüksekliğini ölçerek not edin. Sonra aracı belirlenmiş kaldırma noktalarından hidrolik rampayla kaldırın ve tekerlekleri sökün. Araçta hasar olup olmadığını iyice kontrol edin. Şasi süspansiyon sistemine özel dikkat gösterin. Hava dağıtıcıya serbestçe ulaşmak için sağ iç çamurluğu sökün. Basınçlı hava sistemleri üzerinde çalışırken uygun koruyucu gözlük takın. Sonra uygun aletler yardımıyla dağıtıcıdaki hava hattı bağlantısını, hava akışı sesini fark edene kadar dikkatle kesin. Tüm havanın boşalmasına izin verin ve potansiyel yaralanma riskine dikkat edin. Döşenmiş elektrik kablolarını tespit parçalarından ve fren hattını destekten sökün. Bağlantı çubuğunu destekten sökün. Direksiyon mafsalının destek bağlantısı üzerindeki cıvataları ve somunları çıkarın. Uygun aletlerle direksiyon mafsalının sarkmasını önleyin. Sonraki adımda lütfen desteğin üst kısmındaki damper ağırlığını ve elektrik fişini sökün. Sonraki adımda lütfen payanda üstündeki amortisör ağırlığını ve elektronik fişi kaldırın. Süspansiyon üzerindeki mevcut somunları gevşeterek sökün. Süspansiyonu gevşetin ve hava hattının vidalarını sökün. Uygun aletleri kullanarak hattı dikkatle süspansiyondan sökün.
Sonra yeni modülün hava bağlantısının vidaları sökülür. Dikkat! Plastik tapayı ilk başta sökmeyin. Tedarik edilen parçaları kullanarak hava hattındaki vidalı bağlantıyı değiştirin. Dikkat! Konik halkanın doğru şekilde takılmasına dikkat edin. Koninin hava hattına doğru bakması gerekir. Yeni havalı süspansiyonu dikkatle yerleştirin ve hava hattını takın. Dikkat! Vida dişlerinin hasar görmesini önlemek için vidayı elinizle dikkatli bir şekilde yerleştirin. Sonra yeni havalı süspansiyon modülü, yeni kendini kilitleyen somunlar kullanılarak süspansiyonun üst kısmına sabitlenir. Somunları üretici teknik özelliklerine göre sıkın. Elektrik fişini ve amortisör ağırlığını payandanın üst kısmına takın. Yeni süspansiyonu belirlenmiş direksiyon mafsalı bağlantısına takın ve yeni cıvatalarla sabitleyin. Tespit vidalarını üretici teknik özelliklerine göre sıkın. Fren hattını süspansiyona ve tüm elektrik kablolarını belirlenmiş tespit parçalarına geri takın. Bağlantı çubuğunu süspansiyona takın ve cıvataları üretici teknik özelliklerine göre sıkın. Hava hattını dağıtıcıya bağlayın. Daha sonra iç çamurluk yerine takılır. Lütfen arıza teşhis cihazını kullanarak havalı süspansiyon modülüne hava doldurun. Havalı süspansiyon modülünün montajı tamamlandıktan sonra, tekerleklerin özellikle sıkma torklarıyla ilgili üretici teknik özelliklerine uygun şekilde takılması gerekir. Havalı süspansiyon modülünde hava yokken, aracı hidrolik rampadan kesinlikle indirmeyin. Aracı zeminle temas edene kadar indirin. Aracı çalıştırın ve araç sistemi hava basıncını ayarlayana kadar en az 2 dakika bekleyin. Daha sonra aracı başlangıçta ölçülen yüksekliğe ulaşana kadar indirmeye devam edin. Yeni monte edilen havalı süspansiyon modüllerinin düzgün çalıştığını yoklamak için araç bilgisayarının kaldırma fonksiyonunu kullanın. Evet.
şasi bileşenleri üzerindeki çalışmadan sonra lütfen aks hizalaması yapın. BILSTEIN Drive the Legend.